Arkadaşlar, herkese merhabalar. Serkan Direli ben. FPGA dersimizde bugün Nexus 4 DDR kartımızla ilgili uygulamalar nasıl gerçekleştireceğiz? Onunla ilgili olacak arkadaşlar. Tabii şu ana kadar FPGA ile ilgili biz VHDL programlama tekniğiyle tasarımlar, sayısal tasarımlar gerçekleştirdik ve bunu simülasyon temelinde gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani tasarımımızı yaptık. Tasarımımızın doğru olup olmadığını simülasyonda gördük. Simülasyon bazlı bir doğrulamayla bu işlemleri gerçekleştirdik. Tabii FPGA'de sonraki aşama, yani simülasyonda doğrulama işleminin tamamlanmasından sonra karta yükleme ve kartta gerçekleştirme aşaması, ki biz bu aşamaya implementation aşaması diyoruz arkadaşlar. Tabii şöyle bir baktığımızda, değerlendirdiğimizde genel itibariyle FPGA çalışanlar, tasarımcıları simülasyon bazlı tasarımlarını gerçekleştiriyorlar. Yani hem literatür bazlı düşündüğümüzde, hem sektörel bazlı düşündüğümüzde arkadaşlar, simülasyon bazlı. Çünkü implementasyon aşaması biraz daha profesyonel ve biraz daha çok sağlam ekipmanların olması gereken bir aşama. O nedenle de işte kurumsal firmalarda daha çok bu implementasyon aşaması gerçekleştiriliyor, ki firmaların biliyorsunuz Ar-Ge bölümleri var. Ar-Ge bölümlerinde özellikle bunlar implementasyonunu gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Tabii biz temel manada bir takım işlemleri gerçekleştireceğiz. Önce kartımızı tanıyacağız. Kartımızda neler var, neler yapabiliriz, ne kadar gelişmiş bir kart, onun üzerinde biraz konuşacağız arkadaşlar. Tabii Nexus 4 DDR kartı arkadaşlar başlangıç düzeyli. Basis kartı var, bir de Spartan kartı var. Onlarla beraber başlangıç kartı diyebiliriz. Çünkü başlangıç düzeyde bu tasarımları, hangi tasarımlar yapabiliriz diye düşündüğümüzde, işte RGB LED kullanımı, buton kullanımı, 7 segment kullanımı, UART arabilim, LED ve mandallarla, switchlerle bir takım işlemleri gerçekleştirme. Tabii biraz daha orta düzeye doğru yaklaştıkça işte pimot kullanımı, dışarıdan bilgi aktarma, dışarıya bilgi verme, işte VGA kullanımı biraz daha orta düzey, SD kart ve USB kullanımı, biraz daha ileri düzeye baktığımız arkadaşlar Ethernet protokolü, işte haberleşme protokolleri var, SPI ve I2C şeklinde, onların kullanımı, sıcaklık sensörümüz var, daha sonra accelerometer var, ivme sensörümüz var kartımızın üzerinde. Bunları kullanabiliriz. Bu kadar. Aslında baktığımızda gelişmiş bir kart arkadaşlar. Tabii biz tasarımları neye göre yapıyoruz? Simülasyonu gerçekleştirince aslında biz tasarımımızı yaptık. Simülasyona doğruluğunu görüyoruz. O tasarımlar nereye aslında yazılıyor arkadaşlar? Bakın şu çipe. RTX 7 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu bizim çipimiz arkadaşlar. Aslında bizim FPGA dediğimiz şey, olay bu arkadaşlar. Şu küçücük çipte. Peki şunlar ne? Bunlar da alıcı verici devreler. RTX 7 ile işte yani yapmış olduğumuz sayısal tasarıma dışarıdan müdahale, sayısal tasarımda gerçekleştirilen işlemleri dışarıya aktarma. Ama bizim bütün tasarımımız nerede oluyor arkadaşlar? Burada oluyor. Mesela UART ara birimi var arkadaşlar. Ayrı bir devre. İşte Ethernet ara birimi var. Ayrı bir devre mesela. İşte 7 segment var. Ayrı bir devre. Ve bunun RTX 7 ile haberleşmesi mesela. Ayrı devreler, işte butonlarımız var mesela, ayrı devre. Bugün mesela yapacağımız uygulama, RGB LED uygulaması mesela, ayrı bir devre, ama işte bu devreler ne oluyor? Birleşiyor ve bir kartı ortaya çıkartıyor. Yani aslında bizim bahsettiğimiz veya bizim yapmış olduğumuz sayısal tasarımı bu karttan nereye aktarılıyor diye düşündüğümüzde, aktarıldığı yer burası arkadaşlar. Bizim asıl tasarımlarımızı yükleyeceğimiz yer burası. Yani yapmış olduğumuz kodun tasarıma dönüştürülüp tasarım halinde işlemlerin yapıldığı yer burası. Peki genel manada baktığımızda başlangıç düzeyde biz tabii bunu anlatacağız, bunu gerçekleştireceğiz diye söylemiştik. 16 adet mandal arkadaşlar. 0-1 durumu yaptığımız switchlerimiz daha doğrusu arkadaşlar.
16 adet LED'imiz var. Hemen onun üstünde gördüğünüz gibi. 2 adet RGB LED'imiz var. Şurada bakın işaretledim. 5 adet butonumuz var. Bakın. Up, down, left, right ve buton C, center denilen 5 tane butonumuz var arkadaşlar. 8 tane 7 segmentimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani verileri göstermek için kullanabileceğimiz bir gösterge arkadaşlar. Tabii seri iletişim için UART portumuz var arkadaşlar. Şu UART iletişimimiz. Tabii taktığımızda biz şu programlama girişimiz burası arkadaşlar. Biz programlama girişimizi JTAG diye tabir ettiğimiz bir portla gerçekleştiriyoruz. JTAG portu bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu bilgisayara bağlayacağız. Bilgisayara bağladığımızda aynı zamanda bir seri haberleşme gerçekleştirebileceğimiz UART portu devreye giriyor ve oradaki haberleşmeyi sağlayacağımız kısım burası. Yani yapmış olduğumuz tasarımımızı bilgisayarla haberleştirmek istediğimizde veya herhangi bir başka bir kartla haberleştirmek istediğimizde bu UART ara birimini kullanabiliriz. Tabii SPI haberleşme de var kartımızda arkadaşlar. Aynı zamanda I2C haberleşme de var. Onları da kartımızı kullanarak gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet, temel manada bu şekilde. Dışarıdan bir bağlantı yapacağımız zaman, örneğin buton, ben buradakileri kullanmayacağım da ben kendim bir buton devresi oluşturacağım. Butona bastığımda ki bilgiyi almak istiyorum diye düşündüğümüzde arkadaşlar, o zaman şuradaki pimot dediğimiz girişlere bağlantıyı gerçekleştirmem gerekecek arkadaşlar. Tabii biraz tanıttım. Bunun asıl itibariyle her bir kartın biliyorsunuz user manuel dediğimiz kullanıcı kılavuzu var arkadaşlar. Nexus 4 DDR'ın da şu anda internette bol miktarda bulabileceğimiz PDF'i bulunuyor. User manuel Nexus 4 DDR user manuel diye arattığımızda Digiland firmasının temelinde bu PDF'e ulaşabiliriz. Tabii Nexus 4 DDR şu anda yerini Nexus 7'ye bıraktı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Üretim yapılmıyor. Nexus 7 biraz daha orta segmente hitap eden Nexus 4 başlangıç düzeydi. Nexus 7 orta düzeye hitap eden bir geliştirme kartı arkadaşlar. Biraz da PDF'den gidelim. PDF'i bir tanıtayım arkadaşlar sizlere. Evet, ben PDF'i indirdim arkadaşlar. PDF'i sizler de indirebilirsiniz. İnternette bol miktarda bulunuyor arkadaşlar. Digiland firmasının üretmiş olduğu bir kart. İşte tanıtıyor kartını arkadaşlar. Asıl çipimiz bu. Yani işlemimizi yaptığımız kartımız bu arkadaşlar. Biz işte Vivedo'da cihaz seçimi, aygıt seçimini yaparken bunu seçiyoruz. Tabii XC7A100T bunun kodu arkadaşlar. RTX 7 işlemcisi. RTX 7 başlangıç düzey bir takım işlemleri gerçekleştiren çipi arkadaşlar Digiland'in. Ama gördüğünüz gibi pek çok işimizde ne yapabiliyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Tabi tanıtıyor. İşte 240 tane DCP slice'ı var. Dahili osilatörümüz var diyor ve 450 MHz diyor. İşte 15.850 tane logic slice'ı var diyor. Her bir logic slice'da 4 girişli LUT ve 8 flip-flop bulunuyor diyor arkadaşlar. İşte blok RAM'imiz var diyor. Tanıtıyor çipini. Aynı zamanda şu işlemlere sahip diyor. Şöyle ara birimleri var diyor arkadaşlar. Çevresel ara birim demek. Periferal. Çevresel ara birimlerimiz var. İşte alıcı verici devreler dediğimiz yapılar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, tanıtıyor. Nerede ne var, hangisi nedir onu anlatıyor arkadaşlar. Sizler de internetten bu user manuel'i indirerek bakabilirsiniz. İşte bizim RGB LED'lerimiz, butonlarımız mesela biraz daha şöyle büyütecek olursam butonlarımız, 7 segmentlerimiz, pimot dediğimiz yapımız arkadaşlar. Kartı çalıştıran, çalıştığını görüntüleyen pinimiz arkadaşlar. 3.3 voltta çalışıyor. Bunu zaten biliyoruz. Ama uygulamada bu biraz daha önem arz edecek. Bu bağlantıları yani biz mesela şuradaki switch'e nasıl ulaşacağız? İşte mesela portunu görüyorsunuz. J15 mesela arkadaşlar. Şuradaki LED mesela 0 numarasıyla numaralandırılmış bakın. H17 mesela bakın. Şurada mesela 15.
LED arkadaşlar bakın V11 gördüğünüz gibi. Veya şu switch mesela U12. Bu 1 bitlik. Bakın 1 bitlik bilgiyi işlemek için kullanılan, yani yukarı kaldırdığımızda bir işlem, aşağı indirdiğimizde bir işlem, 1 bitlik bir işlem gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Tabi RGB dediğimiz RGB şekline bakın 3 bitlik bilgi alabiliyor. Bitin birisi, bugün bu uygulamayı gerçekleştireceğiz aynı zamanda. İşte bitin birisi R, diğeri G ve diğeri de B. Yani 3 bitlik. Dolayısıyla 8 farklı rengi gösterebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edeyim. Gene tanıtıyor işte hangi numara neyi gösteriyor diye arkadaşlar. Detaylıca inceleyebilirsiniz. Evet, power supply'in nasıl çalıştığı, hangi jack kontrolü ile gerçekleştirildiğinden, yani biz işte 3.3 volt da dedik ama aynı zamanda 1.8 volt da çalışıyor arkadaşlar. 1 volt da çalışıyor. Bu ayarlamalar yapabilmek için normalde kartı aldığımızda, ben kartı aldığımda mesela 3.3 voltla yapılabilir bir jack dizaynıyla gel. Siz eğer 1.8 voltta çalışacaksanız bunda işte belirtmiş olduğu jack dizaynını yaparak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 1 voltta ve 1.8 voltta çalışan devreleriniz olabilir. İşte bu şey burada bize gösteriyor. 3.3 voltta neleri kullanabiliyoruz? 1 voltta neleri kullanabiliyoruz? Sadece mesela kolu kullanıyoruz bakın. Sayısal tasarımı gerçekleştirebiliyormuşuz. Onu kullanabiliyormuşuz. Ama 3.3 voltta gördüğünüz gibi pek çok şeyi kullanabiliyoruz. Çevresel arabilim kullanabiliyoruz. 1.8 voltta da işte gördüğünüz gibi RAM'leri ve gene FPGA çekirdeğini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Tanıtmaya. Devam ediyorum. USB kontrolörü ifade ediyor, gösteriyor arkadaşlar. Tabi gene SPI, Flash, JTAG, USB ve Micro SD'nin konumlarını gene biz jumper ayarlarıyla yapabiliyoruz. Burada onu gösteriyor arkadaşlar, anlatıyor detaylı bir şekilde. Yani JTAG konfigürasyonu biz Vivado'da tasarım yapacağız. Vivado'dan aktaracağız. Dolayısıyla bunu yaparken de bilgisayara JTAG ara birimiyle bağlanacağız. O şekilde bir jumper ayarıyla geldi zaten. Değiştirmeye gerek yok. Evet. SPI konfigürasyonu, SPI haberleşme yapacaksak, yani biz mesela UART haberleşme doğal olarak yapacak bir ayarlamayla geldi. SPI yapacaksak ona göre bir ayarlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, DDR2 diye belirttiği şeyin ne olduğunu burada ifade ediyor arkadaşlar. SPI flash ayarlamalarını burada bize anlatıyor. İşte bizi bağlayan şeyler burada başlıyor arkadaşlar. Diyor ki mesela RTX 7'de sen bir tasarım yaptın. RTX 7'de sen tasarım yaptın. Aynı zamanda şu tasarımı şuna göre yapıyorsun tabii ki. Şuradaki bitleri alıyorsun veya veriyorsun. Aktarıyorsun veya alıyorsun, gördüğün gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bitimiz var. Veya alt tane giriş var veya çıkış var, neyse işte biz bunlara sinyal diyebiliriz arkadaşlar, giriş çıkış. Şimdi kartın üzerinde bu var. Eğer bir haberleşme yapacaksan diyor L13 girişini CS ile eşleştireceksin. K17 girişini SD in, K18 girişini SD out, L14 VP, M14 girişini HLD ve E9 girişinde SGK ile eşleştireceksin diyor arkadaşlar. Yani şu bizim RTX 7'nin, yani göstermiş olduğum o küçük çipin içerideki şeyler, bağlantıları bununla yapacaksın diyor. Yani sen işte bir butona basınca bunu aktarmak istiyorsan butonu diyor buna bağlayacaksın diyor mesela bakın. Veya LED'deki bir bilgiyi aktaracaksan veya işte A diye bir şey aktardın dışarı. 3 bitlik mesela. Sıfırıncı biti buna örneğin. Birinci biti buna. İkinci biti buna. Daha da şu ikisini kullanabiliyoruz biz. Veya şu dördünü de kullanabiliriz mesela. Buna. Bu şekilde aktaracaksın. A0 bu. A1 bu. A2 bu şeklinde bağlantı yapacaksın ki verileri o şekilde alacaksın diyor mesela. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bize burada tanıtılan şey bu. Ethernet'le alakalı nasıl bir konfigürasyon yapılmış?
Bakın o da burada arkadaşlar. RTX 7 chipsetimizin içerisi bu. Bu da FPGA kartımızda Nexus 4 DDR'da bulunan Ethernet çevresel ara birimi arkadaşlar. Biz işte A9'da bunu, C9'da bunu, B3'te bunu bu şekilde haberleşme yapacağız. Veri alırken işte D10, C11, C10 veri aktarırken, transfer ederken de A10, A8 ve B9 pinlerini kullanacağız diyor mesela bakın. Dolayısıyla bilgileri alma ve verme aşamasındaki buradaki pinleri kullanacağız diyor. Yani şurası RTX 7'nin içerisini gösteriyor arkadaşlar. Buradaki pin bağlantılarını kullanacaksın. İşte sistemi resetlemek için B3 pinini kullanacaksın diyor. Reset ucunu diyor. Buna bağlayacaksın diyor mesela. Uygulama aşamasında tabii ki. Şeyde simülasyonda değil arkadaşlar. Simülasyonda biz normal tasarımımızı yapıyoruz. Yani Vivado'yu açtığımızda normal nasıl bir tasarım yapıyorsak onu yapıyoruz. Uygulama aşamasına geçtiğimizde eşleştirmeyi ben birazdan göstereceğim uygulamada arkadaşlar. Eşleştirmeyi yaparken buradaki pinleri kullanacaksınız diyor arkadaşlar. Şu da FPGA kartına yerleştirilmiş senin işini kolaylaştıran bir alıcı verici devre. Ethernet protokolüne ait bir devre diyor arkadaşlar. Eşleştirmeyi bu şekilde yapacaksın diyor. Yani Ethernet işte RJ45 konnektörümüzdeki veriyi nasıl alma, veriyi nasıl aktarma gerçekleşiyorsa ona göre diyor sen bu bağlantıları kullanacaksın diyor. Evet, dahili bir osilatörümüz var. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. E3 pinimiz arkadaşlar. Uygulama aşamasına geçtiğimizde bunu her zaman kullanacağız. 100 MHz'lik bir kristal osilatör arkadaşlar. Biz normalde 100 nanosaniye ile çalıştırıyorduk biliyorsunuz genel itibariyle. 100 nanosaniye bizim için geçerli ama ben E3 pinini kullanıyorsam 10 nanosaniyelik bir periyotla ne yapacağız arkadaşlar? Tasarımlarımızı çalıştıracağız. Onu söyleyelim. Tabii kendi saat osilatörümüzü de tasarlayabiliriz. Onu da kullanabiliriz ama var olan hazırda E3 pinimiz var arkadaşlar. Onu da kullanabiliriz. USB UART seri port ara birimini nasıl kullanacağımızı gösteriyor arkadaşlar. İşte normalde UART'ta RX'le veriyi alırız, bir biti alırız. TX'le de bir biti aktarırız arkadaşlar. Almak için D4 pinle bağlantı yapacağız. Aktarmak için de C4 pinle bağlantı yapacağız arkadaşlar. Burada onu gösteriyor. Evet, devam edelim. Klavye kullanabiliyoruz arkadaşlar. Klavye ile ilgili komutlar, ayarlamalar. Fare kullanabiliyoruz. Fare ile ilgili komutlar, ayarlamalar. Devam ediyorum. Fare ile ilgili ayarlamalar. VGA portu arkadaşlar. Yine VGA portunu biz FPGA kartımıza takıp işte ekrana VGA portunu destekleyen bir ekrana görüntüleri gönderebiliriz arkadaşlar. Bunun için nasıl bir ayarlama yapmamız gerektiği burada yazıyor arkadaşlar. Bakın RTX 7'deki bu pinleri kullanıyorum ben arkadaşlar. Bakın 4 bitlik kırmızı, 4 bitlik yeşil ve 4 bitlik mavi pinleri bunlar. Bunları aktarmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 12 tane renk bilgisi aktarmam gerekiyor normalde. Devam ediyorum. VGA ile ilgili tanıtım, ayarlama ve bilgilendirme var arkadaşlar. Dediğim gibi pek çok bilgi burada çok rahat bulabilirsiniz. Renklerin çıkarılmasıyla alakalı ve bizi biraz daha ilgilendiren temel input output pinler arkadaşlar burada. Bakın işte butonlarımız mesela butonlarımız bakın left butonu P17'de. Bu RTX 7 arkadaşlar. RTX 7'deki pin bağlantısı. Biz butona bastığımızda mesela bilgi P17 ile eşleşiyor. Bakın işte R'yi bağladığımızda M17. İşte up kullandığımızda M18. Down kullandığımızda P18 şeklinde arkadaşlar. İşte 15 tane 16 tane LED'imiz var demiştik mesela. LED 0 H17 demiştik. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Mesela H17'yi ben göstereyim. Bakın mesela burada şurada görüyorsunuz arkadaşlar. H17 mesela LED 0 bakın. K15 mesela ikinci. Ya burada 1 ile ifade ediliyor mesela. İkinci LED'imiz mesela arkadaşlar. Buradaki bu pin isimleri önemli. Çünkü şuradaki RTX 7 ile bağlantılı olanlar bu
isimler arkadaşlar. İşte K15 mesela buradaki bağlantı. H17 buradaki bağlantı. Ben sayısal tasarım nerede yapıyorum? Burada yapıyorum. Burada yapmış olduğum bir bilgiyi örneğin bir işlem yaptım. İşlemin sonucunu LED'lere aktaracağım. İşte 4 bitlik bir çıkışım var mesela. İşte ne yapacağım? 2 olarak aktaracağım. 0. bit, 1. bit, 2. bit, 3. bit bakın aynı değerin. 2 olacağı için mesela şu bit yanacak. Şunlar 0 olacak mesela yanmayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Aktarırken işte 0. biti H17'ye, 1. biti K15'e, 2. biti işte J13 ve 4. biti de N14 galiba. Yanlış hatırlamıyorsam çok net göremiyorum ama mesela bu şekilde bağlantı yapmamız gerekiyor. Yani bit bit bağlantıyı gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dönelim PDF'imize. Evet, ledlerimiz bu şekilde bağlantıları. Switchlerimiz, gene 16 tane switchimiz vardı arkadaşlar. Bakın bağlantılarımız bu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar. 7 segmentteki bağlantılarımız biraz daha farklı arkadaşlar. Çünkü 8 tane 7 segmentimiz var. İşte mesela şunu seçmek istediğimizde bakın şunu seçmek istediğimizde J17'yi aktif yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aktif yapmamız gerekiyor. Şunu seçmek istediğimizde J18 aktif yapmamız gerekiyor. Yani ikinci 7 segmenti. Bu şekilde bunları aktif yaptıktan sonra işte bilgi göndermek için T10, R10, K16, K13, P15, T11, L18 ve H15 pinlerini kullanıyorum. Yani şuna da aynı pinleri kullanıyorum. Şuna da aynı pinleri kullanıyorum. Ama işte mesela ben 4 tane 7 segmente bilgi göndereceksem örneğin her birine aynı zaman diliminde bilgi göndermem gerekiyor ama örneğin belli bir süre şunu aktif yapacağım. O bilgileri buradan göndereceğim. Daha sonra bu pasif olacak. Şunu aktif yapacağım. Bilgileri buradan göndereceğim. Daha sonra bu pasif olacak. Bunu aktif yapacağım. Bu şekilde belli zaman dilimlerinde hepsini sırayla aktif yapıp bilgileri göndermem gerekiyor arkadaşlar. Buradan onu anlıyoruz. Devam edelim. İşte RGB LED'imiz mesela arkadaşlar. İki tane RGB LED'imiz vardı hatırlayacak olursanız. İşte bir tanesi LD17 koduyla yer alıyor. Bir tanesi LD16 koduyla yer alıyor. LD17'de işte N16 kırmızı bakın. Yeşil R11 mavi içinde neyi kullanacağız? G14'ü kullanacağız. Eğer ben şu LED'i kullanacaksam o zaman da kırmızı için N15, yeşil için bakın M16 ve mavi için de R12 pilini kullanacağım. RTX 7 için arkadaşlar. Evet tabi uygulamaya geçtiğimizde bunu daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar, anlayacağız. Tabi 7 segmentteki gösterimin nasıl olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Seçme bitlerimiz bakın AN0, AN1, AN2, AN3. Tabi onları seçerken de arkadaşlar mesela AN0'ın J17, AN1'in J18 olduğunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Tabi kullanıma bağlı olarak arkadaşlar bunların bu bilgileri tamamen burada görebiliyoruz. Tabi işte tek bir 7 segment kullanırken sıkıntı olmayacaktır ama birden fazla kullanacaksak arkadaşlar işte nasıl kullanacağımıza dair bilgiyi burada veriyor. Bir yenileme 7 segmentleri yenileme süresi var arkadaşlar burada. Bize ne diyor? 1 milisaniye ile 16 milisaniye arasında bunları yenileyin diyor. Çünkü bu şekilde yenilediğinizde insan gözü fark etmiyor. Yani birini yenileyip öbürünü durdurup işte bir tanesi yenileyeceğiz. Üç tanesi yenilenmeyecek mesela. Halbuki oraya bile gitmemiş oluyor aslında ama insan gözü bunu görmüyor. Çok kısa bir süre zarfı olduğu için mesela 10 milisaniye de dediğimiz zaman mesela işte 2,5 milisaniye bu aktif olacak. 2,5 milisaniye bu aktif olacak. 2,5 milisaniye bu aktif olacak ve 2,5 milisaniye bu aktif olacak şekilde uygulamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Trig Color Less'ten bahsettik zaten arkadaşlar. Pimot konnektörü arkadaşlar dışarıdan bilgi almak için işte bağlantıyı ben delikli kartlarla gerçekleştirip orada mesela Arduino kullandım veya işte orada ne kullandım? ARM denetleyici kullandım veya PIC denetleyici kullandım. Oradan bilgi aktaracağım. Bilgi aktarırken kullanacağım konnektörler bunlar arkadaşlar. Pmod konnektör. Gördüğünüz gibi. İki çift satırlı bir şekilde karşımıza geliyor. Pin 1 buradan bakın. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar.
Şunlar mesela JA1, bakın JA2, JA3, JA4, 5-6, JA7, JA8 şeklinde devam ediyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aslında şöyle 9 ve 10 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir şey var. Şunlar VCC ve GND arkadaşlar. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Tabi 5 tane pin modumuz var. Bir tanesi özellikle analog verilerin aktarımı ve alınmasıyla alakalı kullanabileceğimiz bir pin modu arkadaşlar. Programlanabilir mod diye geçiyor arkadaşlar. Bu aslında. Dolayısıyla dışarıya bilgi aktarmak veya dışarıdan bilgi aktarmak için kullanacağımız yapılar. İşte motor sürmek için veya sensörden bilgi almak için veya diğer işte benzeri fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılabilir diyor arkadaşlar. Evet, analog dijital pin mod için XDC'miz var arkadaşlar. Onu kullanabiliyoruz. Sıcaklık sensörümüz var. RTX7'de kullanacağımız pinler bunlar. Sensörden alacağımız veya sensöre aktaracağımız bilgiler de bunlar arkadaşlar. Bakın. I2C haberleşme ara birimi var yine kartın üzerinde. Onu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Accelerometer var. Yani ivme ölçer arkadaşlar. Onu da buradan gördüğünüz gibi gerçekleştirebiliyoruz. Pin bağlantıları burada görünüyor arkadaşlar. SPI haberleşme ara birimimiz var. Mikrofonumuz var arkadaşlar. Aynı şekilde bu pinleri kullanarak mikrofonu test edebiliriz veya kullanabiliriz. Tabii PWM var. PWM var arkadaşlar. O da şimdi gelecek. Evet, PWM. PWM biliyorsunuz bizim için önemli. Pulse Width Modulation şeklinde geçiyor. PWM'in nasıl gerçekleşeceğini burada bize söylüyor arkadaşlar. Tabii bunların tamamını, yani pek çoğunu ben aslında kitabımda bahsetmiştim. Onu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Kitabımı aldığınızda bölüm 12'de FPGA kartı uygulamalarımız var arkadaşlar. 6 tane uygulama gerçekleştirmişiz. Oradan takip edebilirsiniz. İşte birinci uygulamamız sağa sola yürüyen ışık. İkinci uygulamamız tek digit 7 segment uygulaması. İşte üçüncü uygulamamız mesela 4 digit çok önemli. 7 segment uygulaması. Dördüncü uygulamamız RGB LED kullanımı. Bugün bunu gerçekleştireceğiz gerçi. Beşinci uygulamamız yine önemli PWM sinyali ve LED parlaklık kontrolü. Tabi basit bir uygulama ama PWM sinyalinin sayısal tasarımla nasıl yapıldığını burada güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ve son uygulamamız, altıncı uygulamamız UART protokolü ile bilgisayarla haberleşme, MATLAB'la haberleşme işlemi gerçekleştirmiştim. Onunla ilgili bir sayısal tasarım var arkadaşlar. Tabi bu bağlantıların nasıl yapıldığına dair bilgi de kitabımızda mevcut. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. O bilgi de verdikten sonra devam edelim şimdi. Evet, açıklamalarımızı yaptık PDF'ten. Buradan da gerçekleştirdik. Biz bugün şuradaki RGB LED'leri kullanacağız. Bir tanesini kullanacağız arkadaşlar. Peki sıra geldi. Tasarımı karta nasıl yükleyeceğiz? Evet, gerçekleştirdik. Simülasyonda kontrolünü yaptık. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu nasıl yükleyeceğiz? İşte tasarımı kartı yüklemek için kullanacağımız aşamalar arkadaşlar. Önce sentezleme, bit dosyasının oluşumu ve bit dosyasının yüklenmesi 3 temel bölümden oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle sentez diyoruz. Sentezleme dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Yapmış olduğumuz işte VHDL ile kodladığımız kodun tasarıma dönüştürülmesi aşaması. Tasarıma dönüştürüldükten sonra bu tasarımı karta aktarmak için bit dosyasını kullanıyoruz biz. Bir bit dosyası oluşturuyoruz. Yani VHDL kodu sayısı tasarıma dönüştürüldü. Tamam. Bunlar mantıksal düzeyde temsil edilecek. Mantıksal düzeyde temsil edilmesi için bu bilgilerin bir yere yazılması lazım. İşte yazıldığı yer bit dosyası diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu bit dosyasını ise son aşamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Kartımıza yüklüyoruz ve bu şekilde implementasyon işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, ilk uygulamamızı buradan hızlı bir şekilde uygulayalım. Önce tasarımımıza bir bakalım. 3 bit renk değeri olan 3 farklı renk, yani bu onu gösteriyor. 8 farklı renk, özür diliyorum. Gösterimi gerçekleştiren RGB LED uygulaması diyor. Tasarımımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Tasarımımız bu. İşte
Klasik varsayılan nelerimiz? Kütüphanelerimiz. Daha sonra port tanımlamamızda entity'de clock var, reset var, kırmızı ucumuz var, yeşil ucumuz var, mavi ucumuz var ve sonuçta bir renk oluşuyor arkadaşlar. Kırmızı, yeşil ve maviden işte kırmızıya 0 verdiğimizde, yeşile 0 verdiğimizde, maviye 1 verdiğimizde mavi görünecek RGB LED'de. İşte buradan biz neyi anlıyoruz? Bakın neyi anlıyoruz? Birincisi şöyle bir şey yapabiliriz ki biz onu yapacağız. Mandalları, switchleri. Kırmızıyı bir sivice, yeşili bir sivice, maviyi bir sivice bağlayacağız. Rengi de nereye aktaracağız arkadaşlar bunu? RGB LED'imize aktaracağız. Bakın 2 down to 0. RGB LED'de ne vardı? Kırmızı uç vardı. Yeşil uç vardı ve mavi uç vardı. İşte sırayla kırmızıyı renk 2, yeşili renk 1 ve maviyi de renk 0 şeklinde atayarak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Tasarımımız son derece basit arkadaşlar. Bir de reset tanımlayacağız tabii ki. Resette rengimizi sıfırlayacağız. Bir sinyal tanımlaması yapmışız burada arkadaşlar. Sinyal tanımlamasında sonra reset 1 iken rengi 0 yapmışız. Sinyale hiç de gerek yokmuş. Evet. Yo, onu yapmışız. Evet, doğru. Clock yükselen kenarsa RGB 0 kırmızı, RGB 1 yeşil, RGB 2 mavi, renk eşittir RGB. Aslında burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor diye ben tahmin ediyorum. RGB 2 kırmızı, RGB 1 yeşil gene, RGB 0 mavi şeklinde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bağlayalım biz. O şekilde gerçekleştirelim. Tasarımımızı Vivado'yu açarak yapalım. Öncelikle simülasyon bazında gerçekleştirelim. Sonra kartı yükleyelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. RGB LED'in pin hatları var. İşte zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın LD17'nin N16, R11, G14, LD16'nın ise kırmızı N15, yeşil M16, mavi de R12 şeklinde arkadaşlar. Atmaları bu şekilde yapacağız. Bakalım burada ne yapmışız? Bakın. Renk 0, G14, renk 2, bakın N16, renk 1, R15. Şimdi bakalım. Bakalım hangisi kırmızıyı gösteriyor? Bakın renk 2 N16 diyor. Bakın N16 şu. Bakın şu. LED 17'yi kullanmışız arkadaşlar. Kırmızı. Evet, renk 2, renk 1, R11. Evet, şurada bakın yeşil. Renk 0'da G14. G14 bu da mavi arkadaşlar. Tabii bu renk için aynı zamanda clock reset içinde yine bir tanımlama yapılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, RGB LED için tanımlamalarımız bu şekilde yapmış. Şimdi bunları biz şeyde uygulayacağız arkadaşlar. Önce Vivado'da tasarımımızı yapıp sonra uygulayacağız. Vivado'yu açalım. Evet, Vivado'yu açtık. Tasarımımızı New Project proje dosyamızı oluşturalım öncelikle. New Project. Next. FPGA. Evet, FPGA. Bakalım projelere. Evet, Project RGB şeklinde tanımlayayım arkadaşlar. Next'e devam edeyim. RTL, evet, Next. Create file. Şöyle yapayım. PRG RGB şeklinde tanımlayayım arkadaşlar. Okay. Ana tasarım dosyam biliyorsunuz. VHDL olacak. Next. Next. Burası opsiyonel. Cihazımızı seçiyoruz, aygıtımızı arkadaşlar. Speed Grade eksi 1. Family RTX 7. Package'da CSG 324 arkadaşlar. Kartımız bu. Next'e devam ediyoruz. Ve finish'le tamamlıyoruz.
Bekliyoruz arkadaşlar. Proje oluşturuluyor şu aşamada. Evet, burayı okey ile geçiyorum. Yes. Şu an görüyorsunuz. Projemiz oluşturuluyor arkadaşlar. Evet, şu anda oluştu. PLC RGB'ye çift tıklıyorum arkadaşlar. Aslında tasarım olarak son derece basit ama tabii basit olması çok önemli burada. Çünkü asıl odaklanacağımız şey arkadaşlar kartı yükleme aşaması. Evet, şunu sileyim. RGB LED uygulaması diyorum. On iki sıfır beş 2020 diyelim, tarihimizi de atalım. Şunları da siliyorum. Evet. Şimdi portlarımızı, entitimizi tanımlayalım arkadaşlar. Tabii clock olacak. Onu zaten her defasında zaten yapmak zorundayız. In STD Logic arkadaşlar. RST in STD Logic daha sonra kırmızı için kırmızı diye bir sinyal oluşturalım. Bu da yine giriş ve STD Logic olacak arkadaşlar. Switch'e bağlayacağım bu. Aslında reset de switch'e bağlayacağım. Kırmızıyı da switch'e bağlayacağım. Hatta reset'i butona da bağlayabiliriz arkadaşlar. Değişiklik olsun diye mesela. Yeşil. Yeşil. In. STD. Logic. Mavi. O da in. STD Logic. Ve renk olarak da renk RGB'de çıkacak. Out olacak arkadaşlar. Tabi 3 bitlik olacak. STD Logic Vektör olacak. O nedenle 2 down to 0. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Burada hiç sinyal tanımlamaya gerek yok arkadaşlar. Hiç sinyal tanımlamayalım biz. Şurada direkt olarak prosesi tanımlayalım. Proses clock reset begin end proses. Evet. Eğer RST eşittir 1 ise diyorum. Direkt olarak çıkışımızı, rengimizi ne yapalım? 0 yapalım arkadaşlar. Renk eşittir others 0 others 0. Else if Rising Edge Clock ise arkadaşlar Clock ise End if diyeceğim. Ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Renk 2 kırmızının değerini alacak. 2 kırmızı alacak. Renk 1 yeşili alacak. Dolayısıyla aktarırken de renk 2'yi nereye aktaracağım arkadaşlar? Kırmızıya
RGBRED'deki kırmızıya, renk bir yeşile ve renk sıfırı da maviye aktaracağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde gerçekleştireceğiz tasarımımızı. Tasarımız bu. Kaydediyorum şimdi. Bir simülasyonda görelim. Simülasyonda görelim. Tabii önce simülasyonda bunu doğrulamamız gerekiyor ki burada hani çok böyle abartılı bir şey yok zaten. Bir vereceğiz, bir alacağız. O şekilde bir tasarım arkadaşlar. Ama yine de biz simülasyonda bunu görelim. Sonuçta simülasyon aşaması da önemli. Evet, simülasyon aşamasına geçiyoruz. Geçtik. Bir hata varsa döneceğiz. Hata yoksa ne yapacağız arkadaşlar? Artık karta yükleme aşamasına geçeceğiz. Tabii kartı henüz bağlamadım. Çalıştırayım şimdi. Object. Evet, clock verelim şimdi. Force clock. E3 pin olacak biliyorsunuz bu. 100 nanosaniye ama 10 nanosaniye ile çalıştıracağız biz tasarımı kartta. Reset'i 0 yapıyorum arkadaşlar. Evet, kırmızıyı 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 1 yeşili 0 ve mavi de 0 yaptığımızda arkadaşlar okey. Evet, gördüğünüz gibi bu bir clock verdiğimde ne olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi rengimizi ne olarak alacağız? 4 olarak alacağız. Tabii zoom fit yapalım ama hani çok önemli bir şey yok. Ben mavi bir yaptığımda değişen bir şey olmayacak. Bu sefer mavi bir olarak gelecek mesela. Bir yapalım. Mavi bir olarak gelen ne olacak arkadaşlar? Bu sefer de 5 değerini almış olacak. Hepsi sıfır olduğunda mesela reset diyelim. Constant 1 yapalım mesela. Şimdi reset çalışıyor mu bakalım. Evet, reset dediğimizde gördüğünüz gibi renk sıfır değerini alıyor. Dolayısıyla sönmüş oluyor LED sönmüş oluyor arkadaşlar. Hepsini bir yaptığımızda bu sefer ne olacak? Hepsini bir yaptığımızda reset'i sıfır yapalım mesela. Yeşil de bir yapalım. Bu sefer bir yapalım. Evet, bu sefer bizim için hangi değer alacak? Hepsi bir olduğu için 7 değerini alacak ve RGB LED'imiz beyaz olarak yanmış olacak arkadaşlar. Evet, şimdi simülasyonu artık tamamlıyorum. Close Simulation. Artık implementasyon aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Evet, simülasyonum tamamlansın. İmplementasyon aşamasına başlıyoruz. İlk etapta tabii ki sentezlenme aşaması var arkadaşlar. Evet, simülasyon sonlansın. Tabii bunu kapatarak mesela şuradan kapatarak simülasyonu sonlandırmış olmuyoruz. Onu özellikle vurgulayalım arkadaşlar. O nedenle ben File Close Simulation seçeneğini kullanıyorum ki simülasyonu kapatsın. Evet, şimdi ilk aşama sentezleme arkadaşlar. İlk aşama sentezleme. Şöyle söyleyelim.
Şimdi şu sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bunu işaretleyerek gidelim. Önce run sentezis aşamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, Vivado'da da önce run sentezis aşaması tıklıyorum. Şu şekilde gelecek arkadaşlar. OK ile devam ediyorum. Evet, sentezleme aşaması başladı şu anda arkadaşlar. Artık şuraya bakacağız. Burada sentezleme devam ederse işlem başarılı olmuş olacak arkadaşlar. Evet, şu anda bakın. İşlem başladı. Sentezleme aşaması. Şu an burada bekliyoruz. Ta ki bu sentezleme aşaması neydi arkadaşlar, hatırlayacak olursak. Yapmış olduğumuz kodun mantıksal düzeyde AND, OR, XOR artık neyse ona dönüştürüldüğü LUT olarak, yani doğruluk tablosu olarak oluşturulduğu bir aşama arkadaşlar. Şu an bunu bekleyeceğiz. Sentezleme işlemi tamamlandı da arkadaşlar. Şu şekilde bir ekran gelecek. Hem burada bakın sentesis complete, hem de burada sentesis completed gelecek. Ama dikkat edelim, kesinlikle run implementation demiyoruz arkadaşlar. Öncelikle biz open synthesized design seçeneğini seçeceğiz. Çünkü henüz pin atımlarını gerçekleştirmedik. Pin atımları gerçekleştirmiş olsaydık ve hiç değişiklik yapmayacak olsaydık, o zaman run implementation'a hızlı bir şekilde geçiş yapabilirdik. Ama biz henüz pin atımlarını yapmamız için arkadaşlar buradan devam etmek zorundayız. O nedenle open synthesized design'ı seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Şimdi atamaları yapacağım. Ekrana geçiş yapacak. Birazdan arkadaşlar. Evet, device'ımız, aygıtımız başlatılıyor şu anda. Evet, %60'a ulaştı. Evet, device'ımız yükleniyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Pin atamalarını yapacağımız ekrana geçiş yapacağız şimdi. Evet, device'ımız geldi. Device'ımız geldi. Şu bizim device'ımız ve tasarımımızı şu bölgeye yüklemeyi uygun gördü cihazımız. Kendisi seçti çünkü. Şimdi ben buradan arkadaşlar Window I/O Ports. Bakın I/O Ports. Bunu seçeceğim şimdi. Bu aşama geldikten sonra tabii ki. Evet, giriş çıkış portlarımızı buradan şimdi seçeceğiz. Peki nelerimiz vardı? Scalar Ports dediğimiz girişlerimiz bakın. Çıkışımız da burada. Tabii şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradaki standardımız 3.3 voltta çalışacak. Çünkü ledleri kullanacağım. Ledleri kullanabilmem için biliyorsunuz 3.3 volta ihtiyacım var arkadaşlar. Ama ham bir şekilde sadece RTX 7 kullanmış olsaydım, o zaman tabii ki 1.8 benim için yeterliydi. Bunun için de LVC MOS 33 seçiyorum arkadaşlar. Hepsi için. Hepsi için bunu seçiyorum. Neden default geliyor hocam diye düşünecek soracak olursanız, RTX 7'de ham olarak 1.8 voltu kullanmak daha mantıklı, ama ben ledleri kullanacağım için 3.3 volt mecburen zaten kullanmak zorundayım arkadaşlar. Evet.
İşte tıpkı bir Word dokümanında işlem yapar gibi veyahut da işte tasarımda burada bir VHD dosyunda işlem yapar gibi bakın kaydedilmediğini buradan anlayın. Yani bir işlem tamamladıktan sonra kaydetme işlemini gerçekleştireceğiz. Çıkış portlarımızı da aynı şekilde arkadaşlar 3.3 volt olarak biz seçmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi 3.3 volt olarak seçimimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi clock için package pin burada E3 demiştik arkadaşlar. E3. Evet. Bakın RTC'deki pinler geldi arkadaşlar. Sırası zaten sırayla E3. E3. Bizim neyimiz arkadaşlar? Dahili osilatörümüz. Bakın dahili osilatörümüz yani clock pulsi vermek için kullanacağımız pinimiz E3 pini arkadaşlar. Şimdi pin bağlantılarımız arkadaşlar şu J15 kırmızı şöyle yapalım. RGB şeklinde olsun arkadaşlar. M13 kırmızı, L16 yeşil, J15 de mavi olsun. V10 da reset ucumuz olsun. Hatta reseti buton center yapalım arkadaşlar. N17 bakın. N17 bizim buton resetimiz olsun arkadaşlar. N17. Evet. Resetimizi seçiyoruz. N17. Buton Center demiştik arkadaşlar. N17. N17. Evet. Şimdi kırmızı için ne demiştik arkadaşlar? Kırmızı için ne demiştik? J, özür diliyorum. M13. Kırmızı için M13 kırmızı. M13 kırmızı. Evet. Yeşil için ne demiştik arkadaşlar? Yeşil için L16, L16, L16 ve mavi için de J15 demiştik arkadaşlar. Mavi için de J15. J15. Evet. Mavi şimdi J15, L16, M13, J15, L16, M13. Dolayısıyla şu sivicimizi bir yapıp şunları sıfır yaptığında mavi yanacak burada arkadaşlar. Şuradaki LED henüz RGB'yi ayarlamadım gerçi. Yeşili bunu bir yapıp şundan sıfır yaptığında yeşil yanacak. M13'ü bir yapıp şunları sıfır yaptığında bu kırmızı yanacak. Tabii karıştırdığımda farklı renk tonlarını yakalayabileceğiz arkadaşlar. V10 ise resetleyecek sistemi arkadaşlar. Şimdi rengi tanımlayalım. Rengi tanımlayalım. Renk. Evet, bu kırmızı uca denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kırmızı uca denk gelmesi gerekiyor. Şimdi şurada evet kırmızı N16 bakın N16 N16 kırmızı evet N16 evet yeşil R11 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 ve mavi de G14 arkadaşlar. Evet. G14. G14. Evet, pin atamalarımızı tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem renk için, çıkış için hem skalar port sistemi girişler için arkadaşlar. Atamalarımızı tanımlamış olduk. Reset N17. Peki yanlışlık olmadı değil mi arkadaşlar? Bir bakalım. Evet, şu buton center demiştik. Özür diliyorum. Ben V10'a gitti aklım.
Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum değişiklikleri kaydedeceğiz. Kaydedeceğiz. Ctrl S. OK ile geçiyoruz. OK ile geçiyoruz. Burada ben PRJ XDC uzantılı bir dosya gelecek bu arkadaşlar. Daha sonra bunu tasarıma dönüştüreceğim. Yani pin bağlantılarında hangi pin hangisine denk geliyor o dosya olacak bu arkadaşlar. RGB XDC olacak. Dosyanın ismi bu. Uzantısı da bu olacak arkadaşlar. OK diyorum. Oluşturuyor şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Bu aşamalar şimdi geçtik. Bakın. Daha önce tasarımımız buradaydı. Artık girişleri de belirledik arkadaşlar. Girişleri de bakın. Burada artık kendisi ne yapmış oldu? Göstermiş oldu. Burada Open Synthesized Design'da zaten yapmış olduğumuz şey işlem tamamen bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Peki. Şimdi hangi aşamadayız arkadaşlar? Şunu işaretlemedik. Open Synthesized Design yaptık. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bit dosyasının oluşturulmasını artık Run Implementation'a geçiyoruz. Bakın hani sentezleme işlemi yaptıktan sonra sentezleme aşamasında hemen sonra bir ekran gelmişti. Orada Run Implementation varsayılan seçili olarak gelmişti. Biz ama şunu seçmiştik. Ne demiştik? Eğer ki pin atamalarını tamamlamış olsaydık bu aşamayı atlamak için direkt Run Implementation'a geçmemiz gerekiyordu. Pin atamalarını tamamlamış olsaydık tanımlamadığımız için oraya geçmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra artık yeniden bir sıkıntı varsa onu gerçekleştirmek istediğimizde hızlı şekilde hemen yükleme işlemi yapmak için buraya bu aşamaya geçebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Run Implementation seçeneğini ben de seçeyim arkadaşlar. Run Implementation seçeneği bakın burada artık buraya geldik. Run Implementation yes diyelim. Devam et. Okay. Gene sağ üst köşede burada arkadaşlar ready diyor. Şimdi başlayacak implementasyon aşaması. Evet, şu anda bakın başladı. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine bir pencere gelecek karşımıza. Evet, implementation aşamasından sonra artık şimdi bir stream dosyası oluşturacağız ve bu son aşama olacak. Bir stream dosyası arkadaşlar bizim şurada belirlediğimiz gibi. Bakın bir stream dosyası. Bu son aşama. Ondan sonra kart yükleme aşaması gelecek. Bir stream mantıksal düzeydeki bilgilerden oluşan bir dosya arkadaşlar. Karta biz bu dosyayı yükleyeceğiz. Bunun için yine generate bir stream seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Okey diyeceğim ve bu şekilde bir stream dosyası oluşacak arkadaşlar. Okey ile devam ediyorum yine. Yine başlayacak burada. Vivado'da kartı yükleme aşamasında bütün aşamalar arkadaşlar burada tamamlanıyor. Burada sürüyor. Mesajlar buradan veriliyor. Evet. Running write bir stream çıktı zaten arkadaşlar. Birazdan tamamlanacak. Bir stream dosyası oluşturulacak ve biz oluşan bir stream dosyasını karta yükleyeceğiz. Evet, bu stream işlemi de tamamlandı arkadaşlar. Artık buradan görüyoruz. Hem burada yazıyor bakın write bir stream complete hem de burada yazıyor. Bir stream generation successfully completed diyor arkadaşlar. Artık şimdi her şeyimiz hazır. Cihazımızı bağlayacağız.
bilgisayara ve sonra Bitstream dosyasını aktaracağız. Unutmuyoruz. Cihaza aktarırken Bitstream dosyasını aktaracağız arkadaşlar. İstersek şuradan Open Hardware deyip cihaz yani donanım yöneticisi penceresini açabiliriz. Buradan açmak zorunda değiliz. İster oradan açabiliriz. İstersek de bakın burada Program and Debug Open Hardware Manager arkadaşlar. Bakın Open Hardware Manager. Bu sekmeye tıkladığımda zaten Open Hardware Manager tıkladığımda zaten ekrana gördüğümüz gibi arkadaşlar target araması gerçekleştirilecek. Henüz bir target yok. Bakın gördüğünüz gibi ben şimdi USB portuma JTAG ara birimi vasıtasıyla kartımı bağlıyorum arkadaşlar. Evet, şu an bağladım. Şu an bağladım. Evet, bekliyorum. Tabii önce bağlayıp sonra Open Hardware Manager'ı seçseydik daha mantıklı olacaktı. Ama önemli değil. Şimdi Open Target dediğimizde şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir donanım penceresi geldi bağladığımız için. Next'e devam ediyoruz şimdi. Burada arkadaşlar lokal bir server olarak işlem görmesini sağlıyoruz. Next'e devam ediyoruz. Çünkü bilgisayarımıza bağlı. Evet, şu anda connect olmaya bakıyor. Tabii ben cihazımı henüz açmadım. Şimdi açacağım cihazımı arkadaşlar. Evet, şimdi cihazımı açtım. Yani cihazımın on-off düğmesinden açtım. Bu JTAG saat darbesi frekansını söylüyor arkadaşlar. Bu bizim hani 100 MHz vesaire demiştik ya E3 port için. Burada geçerli değil arkadaşlar. Tabii şu an şeyi bulamadı arkadaşlar. Açmadığım için. Şu an yeni açtım. Tekrar geri geleyim. Ve yeniden bağlantı yapayım. Evet, şu anda bağlantıyı gerçekleştirdi gördüğünüz gibi. Evet. Cihazımızın ismini buldu. ID kodunu buldu. Next'e devam ediyorum şimdi. Finish'le artık tamamlayacağım. 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 Evet, şu anda işlem tamamdır arkadaşlar. Ben şuradan şimdi programı yükleme aşamasına geçeceğim. Tabii yükleme aşamasına geçerken aynı zamanda kartın durumunu da telefonla çekmek istiyorum. Beraber göstermek amacıyla açıkçası arkadaşlar. Evet, şu anda kartı da çekiyorum. Aynı zamanda. Şimdi yükleme işlemini yapacağım arkadaşlar. Yükleme işleminde şöyle biraz çekeyim. Cihazım bu. Cihazda sağ tıkla yap arkadaşlar. Cihazda sağ tıklayıp Program Device seçeneğini seçiyorum. Program Device seçeneğini seçiyorum. Program Device seçeneğini seçtiğimde bakın Bitwise dediğimiz ya bu stream dosyamız hazır. Şu an ben aynı zamanda şeyi de çekiyorum. Donanım birimimizi de çekiyorum arkadaşlar. Bunu tabi araya yerleştireceğim. Şu anda
FPGA kartında varsayılan bir program yüklü. O program sürekli çalışıyor. Tabii biz bu yapmış olduğumuz tasarımı cihazın ROM'una değil de RAM'ine yerleştireceğiz. Dolayısıyla cihazı kapatıp yeniden açtığımızda bu program silinmiş olacak. Bu tasarım silinmiş olacak. Şu anda hem RGB LED'leri görüyorsunuz hem 7 segmentleri görüyorsunuz arkadaşlar. Cihaz üstündeki. Çünkü bu şekilde çalışıp çalışmadığını bize gösteriyor. Mesela switch'lere bakın, oynadığımda LED'leri direkt olarak yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şu an FPGA kartında yüklü olan tasarım aynı zamanda çevresel ara birimlerin çalışıp çalışmadığında kontrol etmiş oluyor arkadaşlar. Ama ben şimdi program yükle dediğimde burada görmüş olduğumuz FPGA kartındaki tasarım gidecek ve yeni bir tasarım gelmiş olacak. Evet, program dediğimde şu anda evet FPGA kartım sıfırlandı, resetlendi ve tasarım şu anda yüklendi arkadaşlar. Bakın programı diyor. Programlandı. Başarılı. Şu an bakın şu an bu görmüş olduğumuz switch, şu biraz daha yaklaştırayım şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz switch arkadaşlar şu anda bizim mavi olan switch'imiz arkadaşlar. Mesela bunu çektiğimde sıfırlandı. Şu yandaki yeşil, bakın yeşil yandı. Şu da kırmızı arkadaşlar, kırmızı yandı. Şuradaki bakın şu left, şu right, şu da center. Center bizim resetimizdi bakın, resetlendi. Mesela bakın neyi gönderdim? 1, 2, 4, 4, 5'i gönderdim. Şu an beyaz oldu bakın. Kırmızıyı kapattım. Biraz daha yeşil ağırlıklı yandı mesela. Şu an mavi. Bu şekilde arkadaşlar. RGB LED'imi ne yapabiliyorum? Geliştirebiliyorum. Gerçekleştirebiliyorum. Çalıştırabiliyorum gördüğünüz gibi. Switch'leri bu şekilde kullanıyorum. Hepsini kapattığımda, kırmızıyı da kapattığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Şu anda herhangi bir renk yok. Mesela mavi açtığımda mavi gelecek. Maviyi kapattığımda gitti. Yeşil. Tekrar çalıştırıyorum. Ve kırmızı arkadaşlar. Evet, ben bu çekmiş olduğum kartla ilgili çekmiş olduğum videoyu şu an telefonla çekiyorum tabii. Ana derse monte edeceğim arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.